Merhaba değerli izleyiciler. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sizlere Kayseri'den seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden, en başarılarından birine konuk olduk. Elmas Alyans'ın yanındayız. Yanımızda işletme sahibimiz Nurettin Bey bulunmakta. Merhabalar efendim, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. İyiyiz elhamdülillah. Siz de iyisiniz. Teşekkürler, bizlerdeyiz. Böyle köklü bir firmaya öncelikle bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz, bizi tercih ettiğiniz için. Rica ederim. Nurettin Bey, hizmetleriniz ve sektörünüzden bahsetmeden önce değerli izleyicilerime sizleri tanıtmak istiyorum. Nurettin Bey kimdir ve kaç yılında sektöre giriş yapmıştır? Kayseri, 1967 doğumluyum. 1980 yılında mesleğe başladık. Ustamızın yanında. Bizdeki meslekteki çırak, kalfa ve ustalık sistemiyle gider. Bir nevi ahi evran geleneği bizim mesleğimizde devam ediyor. Askerden geldikten sonra da belli bir zaman ustamızın yanında yine çalıştıktan sonra destur alarak 90 yılında kendi iş yerimizi açtık. 90 yılında evet, hizmet vermeye başladınız. Hizmet aslında vermeye 35 senedir mesleğin içindeyim. 35 yıldır hizmetlerimize devam ediyoruz ve daha da kaliteli bir şekilde İnşallah. Devam edeceğiz. Rabbim nasip ettiği mühletçe daha da devam edeceğiz inşallah. Elmas Alyans'ın biraz da hizmetlerinden, ürünlerinden ve kuruluş tarihinden bahsedelim. Bizde Elmas Alyans ustadan çırağa gibi. Bu sadece Kayseri'de bizim firmada var. Elmas Alyans daha önce Kayseri'nde sayılı kuyumcu olan, şu anda da örnek saraf olarak devam eden Şükrü Kürtüncü benim ustamdır. Daha önce onun adınaydı. Askerden geldikten sonra da en son çırağı biz olduğumuz için sonra sizler devrettiniz. Sonra ismi bize devretti. İzin alarak patentini de aldık. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Efendim, Elmas Alyans toplamda kaç metrekarelik bir alanda hizmet vermektedir? Asu Hanım, 90 metre ile 100 metre maksimum. Bu tam metreyle bir ölçmedik tabii ama 100 metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz. Toplamda kaç kişilik kadroyla hizmet veriyoruz? 15 kişilik bir kadroyla hizmet veriyoruz. Hepsi bunların kalifiye elemanlar. Bizim mesleğimizde zaten genelde güven ön planda. Kesinlikle. İstikrarlı çalışmak, ama bizim mesleğimizin bir sorunu var ya. Meslek kanunumuz yok. Evet. Bir sanatkar en az 10 senede yetiştiriyor. Ama bu da sanatkar diyebilir miyiz, diyemez miyiz düşünülür. O da ustanın takdirine, ah evran geleneği demiştim ya. Bundan dolayı meslek kanunumuz, tek sıkıntımız bu. Sektörden tek tabii, şikayetiniz bu tabii aslında. Çünkü güzide bir meslek, değerli bir meslek, çalışan elemanların maliyeti olan bir meslek. Evet. Yani santimi bugün 1.000 lira. Bir nevi iki ekmek parası, 1 santim altın. Bu içeride çalışan bir ekibin üzerinde 1 santim altın 15 kişi de 15 10 günde 1,5 gram altın yapar. Bu mutlaka bizden çıkıyor, bir maliyet oluşturuyor. Aslında nankör bir sektör de diyebiliriz. Bir yandan onu da teraziye, biz altın teraziye tartarsak öyle de demeyelim. Demeyelim. Çok az şey alıyor ama çok şey de veriyor. En azından bir yere vardığında bir güven oluşturuyor. Çünkü bizim mesleğimiz bir denize benzer. Dalgalandıkça içerisindeki yabancıyı atar. Evet. Kesinlikle mesleğe ihaneti kabul etmez. Deniz de kabul etmez. Bakın, hep kıyıya vurur. İçindekini hep kıyıya vurur. Ya dibe vurur ya kıyıya vurur. Peki Nurettin Bey, Elmas Alyans'a talep çıkması doğrultusunda hizmetlerinizi Türkiye'nin hangi bölgelerine ulaştırmaktasınız? Biz şu anda İç Anadolu bölgesindeki bütün illerimize hizmet veriyoruz. Ve bunları da periyodik günümüzde gidiyoruz. Kış şartları veya yaz kışın aksatmamaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Ama genelde de tam veriyoruz elhamdülillah. Efendim, bu sektörün en köklerinden bir firma olarak ve firma sahibi olarak beni bir müşteri olarak düşündüğünüzde bana öneriniz ne olur bu sektörde? Nelere dikkat etmeliyim ben şimdi, altın satın Alyans alırken? Öyle bir şey oldu ki Alyans'ta çeşit çok. Alyans bir de çok değerli, yani birçok mana, anlamı olan bir şey. Bileziği bozdurursun, ev alırsın, araba alırsın ama Alyans'a geldiğinde düşünürsün. Yani bir en güzel bir hediye diyebiliriz Alyans için. Bir bayana, bir eşine verdiğin en güzel hediye. Alyans gerçekten en güzel bir hediye. Çünkü ona verdiğinde orada tarifi
kelimelerle anlatılmayacak ifadeler var. Onu artık yaşayanlar aslında bilir diyelim. Aslında hayatımızın en özel kısmında Allianz'a yer veriyoruz. Tabii. Ya bir de şöyle bir şey var Asu Hanım. Yani Allianz alırkenlerin müşteriler genelde seçici oluyor. Fiyat konusunda da hem iyisi olsun hem biraz aşağı olsun. Ya sen sevgiliye harcamadığın serveti, parayı ne anlamı kalır ki? Evet. Öyle değil mi? Ya onu seveceksin ya onu seveceksin. Ama sevdiğine bir Allianz alıyorsan, bu da değerli bir şeyse, kesinlikle onun hesabı olmaz. Kesinlikle. Fiyatını zaten çok da astronomik bir rakam olmuyor. Buradaki neticede çalışan insanlar da bir ekmek parası kazanıyor. 14 kişi 60 kişi istihdam ediyor. Nurettin Bey, Elmas Allianz'ın en revaçta olan ürünü hangisidir? Modeli hangisidir? Vallahi zevkler ve renkler tartışılmaz dediği gibi, bazen senin beğendiğini o beğenmiyor. 35 senelik meslek hayatımda Asu Hanım, karşılaşmış olduğum öyle ilginç olay var ki, bayın beğenmediği Allianz'ı ilk defa bayan almadı. Genelde hep bayanlar beğenir, bay ona itaat eder. Evet, ona itaat ederler. Efendim, biraz da Elmas Allianz'ın üretiminden bahsedelim. Çünkü siz külçe şeklinde altını Allianz'a taşıyorsunuz aslında. Evet. Bizim hepsi bir el emeği göz nuru. 15 tane personel arkadaştan bahsettik. Onların hepsi kalifiye elemanlar Asu Hanım. Yapıldığını bir görseler, gerçekten zaten genelde müşteriler seçici oluyor. Allianz'larımızı da seçmemeleri, beğenmemeleri için hiçbir neden yok. Bayağı bir emek veriliyor. Elimizden geldiği kadar da genelde modelistlerimiz en güzel modelleri müşteriye sunmak için çalışıyorlar. Bayağı bir emek veriliyor. Bir Allianz'ın nasıl çıktığını bir görseniz, gerçekten yapıldığını, imalat şeklini, bayağı bir meşakkatli. Bir de hepsi para, santimi para. Onu yere düşürmeyeceksin, tozunu araya vermeyeceksin. Yanlış tasarım yapılmayacak, tabii, çizilmeyecek. Bizim mesleğimizde her şey başa döner. Çok riskli. Şu Allianz'ı yaptığında, burada daşta bir hata yapsan mıklamada, tekrar eriyecek. Silindirden. Yani belirli bir aşamadan o 14 kişinin eli mutlaka değecek ona. En ufak bir hata da tekrar başa dönüyor. Bu yüzden zaten nankör sektör demiştim. O işte kısmet diyelim. İnşallah öyle de değil. Yani biz buradan ekmek yiyoruz. Tartıya koyduğun zaman demiştim ya, aldığın verdiğinden daha fazla diyelim. Nurettin Bey, Elmas Allianz şimdiye kadar köklü bir firma zaten. Sektörünün en iyilerinden biri oldu. Yaptığı başarılı çalışmalarıyla. Ancak bu sektörde hak verirsiniz ki yalnız değilsiniz. Tabii. Sizlerle birlikte birçok firma, tabii, Allianz kuyumcu hizmet vermekte. Sizleri diğer firmalardan ayıran en önemli özellik nedir ve müşterileriniz sizleri niye tercih ediyorlar? Şimdi ben, bu rekabet her zaman kalite getirir ama kalite getirdiği gibi rekabet de aslında kendinle olacak. Evet. Kendi kendin rakip olacaksın. Belirli bir istikamette, çizgiden çıkmamak şartıyla hedefe doğru yürüyeceksin. Yani gittiğin yolda mesafeyi yavaş da gitsen ama mutlaka hedefe varacaksın. Ama kesinlikle teknolojiyi takip edeceksin. Kesinlikle. Bu meslekte teknolojiyi takip edeceksin. Bu bir yarıştır. Ama kendinle de yarışacaksın. Aslında kendinizle verdiğiniz bir yarıştır. Diğer tabii, sektörlerle değil. Tabii. Bu da sizin kalitenizi, hizmete verdiğiniz değeri, güveni gösterir. Eğer bir örnek aldığın biri varsa, onun yanına kendini de katkı yapacaksın. Kendindekini de katarak daha iyisini, daha güzelini yapacaksın. Efendim, şimdiye kadar sizleri tercih eden değerli müşterilerinize buradan iletmek istedikleriniz nelerdir? Hepsine teşekkür ediyorum tercih ettiklerinden dolayı. Onların da bizi tercihlerini mahcup etmeyecek şekilde, elimizden geldiği şekilde en güzel, en kaliteli malı üretmeye devam edeceğiz inşallah. Bu hoş sohbet için ben sizlere teşekkür ediyorum. Biz sizlere teşekkür ederiz. Ve henüz sizlerle tanışmayan değerli izleyicilerime sizler adına bir davete de ben bulunmak istiyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Rica ederim. Evet değerli izleyiciler, Kayseri Elmas Allianz'dan seslendiğimizi söylemiştik. Bir ömürlük sanata hayatınıza yer vermek istiyorsanız Elmas Allianz'a bekleniyorsunuz. Hoş sohbetiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Başarılarınızda devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim inşallah. Rica ederim. Biz de sizlere
başarılar diliyoruz efendim. Çok teşekkürler efendim. Değerli izleyiciler, Kayseri Elmas Alyans'tan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Söz Merkez Stüdyolarımızda.